yazardınız da. Yani genelde programcı kendisine gelen parametrenin adını şurada bir değişken olarak da kullanıyor ki daha kolay bir şekilde anlasın ne nedir. Sadece benim burada yapmam gereken onları şu araya işte yazdırmak. Yani buraya dedim ki işte gelen kullanıcının adı şu. Şimdi tabii ki burada şuraya dikkat etmem lazım. Şöyle. Şöyle çünkü. Ya diyorum abi çok zahmetli ya. Bu bir kullanıcı adı şöyle. Bir de bunun gibi. Şunun gibi yine. Oho. Şimdi burası yine iyi. Ben size bir de şöyle bir yol var. O daha zahmetli. Normalde şunu şöyle bir tane daha alıyorsunuz. Şöyle şu sondakini kaldırıyorum. Tamam mı? Burada da şu baştakini kaldırıyoruz. Şöyle elimizle yazıyorduk işte ya. Böyle tek 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 hepsini yazıyorduk. Allah'ım. Ne günlermiş ya. İnşallah işte hatalı işte yazmamışımdır. Şöyle bir alt satıra geçsin dedim. Veya da şöyle çizgi bıraksın. Bir şey yap. Şimdi şuna dikkat. Ya işte böyle zahmetliydi arkadaşlar. Şuraya da parola yaz. Parola. Ya bundan sonrası var ya ister database'e bağlan, işlem yap. Hatta isterseniz şunları şöyle tek satırda da yazabilirsiniz. Böyle de yazabilirsiniz. Karışık işte. Anlatmaya çalıştığım şey o. Şöyle de yazabilirsiniz. Alt satıra da alabilirsiniz böyle. Tamam. Ben şimdilik şöyle alt satıra aldım. Şöyle birlikte kullanılsınlar. Şu kullanıcı adı, şu parola. HTML başladı. HTML bitirdi. Bir bakalım nasıl bir şey oldu ya. Bayağı ilginç oldu. Şöyle bir geri alayım. Tabii ki öncelikle bir çalıştırayım. Şöyle dursun. Şunu da çalıştırıp bu dersi bitirelim ya. Yani daha bir sürü bir şeyler bir yazarsınız aslında. Süslemeler yapardınız. Tek tek satırları yazabilirdiniz. Hasan dedim. 1, 2, 3. Gönderelim. Aha. Gördünüz mü? CSP ile servletiniz bir konuştu. Aslında ikisi birbirini tamamlıyor. Hangisi size kolay gelirse onu kullanın. İşte servlet dediğim şey Java'nın içine. İşte bu kodları yazıyorsunuz. Renklendirme verebilirsiniz şeyle ama zulüm zulüm yani onu söyleyeyim yani. Şuraya girdiniz birbirinizi zulüm. Şu daha kolaydır. Bununla ilgili de yine örnekler yapacağım arkadaşlar. Ha, sonradan bir de şey son olarak bunu da söyleyeyim. Sonradan işte diyelim ki geldiniz bunun adını bir değiştirdiniz. Servlet sınıfı değil de selam dünya dediniz 4 mesela. Selam dünya 4. Peki ya ne olacak? Yani buradan değiştirmem. Hepsini bir değiştirecek mi? Bak buna da dedim selam dünya 4. Şuraya geliyorsunuz bak. Şurada bir değişmedi bak. Buna dikkat. Tamam mı? Yani burada yaptığınız ad değişikliği tamam. Şurada sınıfın adını değiştirdi. Ama bak burayı değiştirmedi. Tamam. Yani bu tarz şeylere dikkat edin. Burası adres. Şurası ise gidilecek yine bakınız adres. Bak buralar değişmiyor. Buraları sizin bizzat elinizde tekrardan gelip istiyorsanız istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tamam. Şimdi son olarak çalıştırayım yine. Bak indekse gidecektir. Çünkü projenin tamamını çalıştırdığımda indekse gider. Tamam. Hasan hocamın adını bir kere daha işte yazdım. Hasan hocam 1453 dedim. İleri dedim. Bitti. Allah bereket versin. Yani biz bu şekilde database'e bağlanabiliriz. Çünkü bak burası Java sınıfı ya. Şu arada istediğim işlemi yaparım artık bundan sonra. İşlemi yapıp ekrana sunabilirim. Ama var ya şurada bir yani bir görsel bir şey istersek bayağı bir zahmetli. Yani bayağı yani şey yapabilirdiniz. Karakter problemi işte yaşanmamak için Türkçe karakter problemi genelde işte yaşanır arkadaşlar. Mesela arkadaşlar tutar şuraya şu araya şöyle mesela Hasan hocamın söylediğine Şahin bak ne güzel Türkçe karakter var arada. Aha. Aha. Şimdi ne olacak? Hasan hocam. Hasan hoca yani soyadını mı değiştireceksin? Yok. Ona gerek yok. Hocam şunu yaparız. Şuraya şunu sileyim hocam. Şu aradaki şeyi iptal edelim. Bakın şuraya sadece şuraya gelip noktalı virgül. Tamam mı? Şöyle noktalı virgül deyip şuraya car set
set, yani karakter setinizin UTF nasıl yazıyorduk? -8'di. Yani ben böyle hatırlıyorum. İnşallah tatlı burası eşittir olacak. Tamam. İnşallah doğru yazmışımdır. Eğer ki böyle olursa bu düzelir. Tabii ki bir daha göndermek gerekiyor. Yani bak bu iş için de şey var ha. Sinema dünyasında bir kolaylık var yani. Ha, şöyle en küçük karakterler göndereyim. Şunlar da paralar olsun. Evet, burada tabii ki işte yeniliklerle ilgili yine bir şeyler. Ha, şey de yapmam lazım diye bir şey daha unuttum arkadaşlar. Ha, buraya da bak. Aa, bak burada da varmış zaten. Bak, buradan da alabilirmişiz direkt. Şöyle alıp şu üst tarafa şöyle bırakmamız bir yeterliymiş. Zaten sayfada varmış yani. Heh. Bu bir. Bir de bir şey daha. Biz kontenti aldık ya. Bir de şey, şu response'u alınca response nokta şey vardı. Set değil. Karakterle ilgili ne yapabilir? Heh. Encoding yapmak lazım. Encoding'de de buraya doğrudan şu UTF-8'i yazacağım. Şu var ya. Çünkü karakter problemi işte yaşamamış olacağız böyle. Tamam. Şimdi halloldu. Bir daha ama göndermek lazım ve bu dersi bitireceğim. Şunları kapatıyorum. Kapatıyorum şöyle. Ne oldu? Bir yerde bir şey mi sildik? Karakter save. Karakter encoding. Niye hata verdik bu arkadaş? Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Türkçe karakterlerini şöyle yazdım. İşte büyük küçük harf hepsini gönderiyorum. Şurası da parola öylesine. Eyvah eyvah. Burada bir şey mi aksattım ben ya? Şunlarla ilgili yani hatırladığım kadarıyla arkadaşlar böyleydi yani. Bu Türkçe karakter problemini işte yaşamamıştım ama başka ne ekleyeceğim ki? Şuraya bakıyorum. Yok, şunları da ekledim. Neyse. Yani şimdilik aklıma böyle geldi ama bunu çözümlerim olmazsa yani burada aksattığım bir şey var belki de. Bunun böyle olması lazım. Şunu bir sileyim arkadaşlar da. Tazeledim. Bir de şu aşağıda da bir hatalar varmış. Bunu da böyle bir dikkate almak lazım. Hemen son olarak bir ders bitiriyorum. Birazcık işte uzun oldu bugün. Çünkü normalde zamanda bitirecektim. Evet. Şöyle yapalım. Şöyle gitsin. Arkadaşlar burada yani bir sorun var. Yani çözümlerim onu. Şimdilik böyle olsun. Burada yapmam gereken bir işlem de olabilir yani. Şu anda aklıma gelmedi yani. Aa, şey yapmam lazım. Geldi geldi. Aklıma geldi. Şu araya şunu var ya. Şunu bırakmak zorundayım. Şöyle demek. Şu. Metainf var ya. Şunu bırakmak zorundayım. Tamam. Yani ben de diyorum yani buraya bir şey daha. Şunun gibi. Araya şöyle. Şöyle. Ya bazen insanın aklından gidiyor işte. Yani yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Şöyle bir şey. Bunu bırakırsanız tabii şuradaki tek şunları silmek zorundasınız. İşte servetlerle çalışmanın arkadaşlar bir güzelliğini hep birlikte bir tadıyoruz. Şunu da şöyle sileceğim ki. Tamam. Şimdi düzelmesi lazım. Yani. İnşallah. Şöyle bir durduralım. Arkadaşlar servletlere yani soğumayın ama servletleri yine de bilin. Yani bu şekilde olduğunu bilin. Yani birazcık zahmetlidir. Ama işinize yarar. Hayda. Burada da sorunun üstesinden şunu yine kaldıralım. Yani düzelmesi lazım o zaman. TF8 kullanmadım da bir şey kalmadı ki ihtimallerden. Ha bak böyle bir hata alırsanız da ilk yapmanız gereken şey şu sunucunuzu durdurmak. Tamam mı? Yani öyle hata aldığınızda bilin ki sunucunuzu stop yapın. Sonradan tekrardan çalıştırın. Neyse. Şöyle yaptık. İki tane şey yazdım öylesine. Şuraya da şöyle yaptım. Arkadaşlar bir sorun var. Onu ben sonra size çözümlerim. Burada benim unuttuğum yani aksattığım şurada bir şey var. Ya şuraya bir şey daha almış diye yazıyorduk yani hatırlamıyorum. Şu anda hatırlamıyorum. Ben işte akıldan yazıyorum zaten hepsini. Sorusu olan var mı buraya kadar?
Hocam çektiğiniz videoları günlük olarak evet. Hemen inşallah göndereceğim. Sizler de paylaşacaksınız. İzleyebileceksiniz tekrardan. Dersler hakkında yani şimdiye kadar ki anlattığım konular hakkında en azından herhalde faydalı oldu. Yarın daha güzel şeyler anlatacağım. Şaba dünyası böyle arkadaşlar çok geniş. Ve burayı yani burası çalışsaydı güzel olurdu akşam üzeri ama şurada bir Türkçe karakter problemini çözümleyemedik. Sebebini yarın onu bulmaya çalışırım yani şöyle bir neyse sağlık olsun. Yaparız ama yani bununla ilgili şurada bir küçük bir ayar var. Onu da ekleyince düzelirim. Ne demiş hocam? Birisi selam dördün başında şey mi hocam? Selam dört şunu biliyorsunuz hocam. Şunun başında yani işte yüzde işaretleri yok. Ha, şunları da açalım. Şu satırları. Hocam Sörletler bir normal Java sınıfı hocam. Yani normal Java sınıfı aslında burası. Sadece Sörlet HTTP Sörlet'i miras alıyor. Yani ben şunu söyleyeyim. Sörlet şu işte. Sörlet dediğim şu. Normal bir Java sınıfı. İçine HTML yazıyoruz işte. Şeye gelince de Java Server Pages ise bu da yani bir HTML sayfası. İçine bir Java yazıyorum ben. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben videoları sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Hepinize. Evet. Evet bak yani Bayram hocam çok güzel bir şey dedi. Dedi ki hocam Sörlet'teki Türkçe karakter problemi ise bizim yani tamamlamak ödevimiz olsun demiş. Evet hocam. İşte sizin ödeviniz olsun burada. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.